Vallahi 3-1'den sonra tabii üzgün olduğumuzu söyleyeceğiz. Çünkü bu grupta çıkmayı hedefliyorduk. Çıkacak gücümüz olduğunu düşünerek de buraya geldik. Zaten elemelerden sonra gruptan çıkmak, güzel futbol oynamak hedefimizdi. Önümüzde güzel bir hikaye yazma imkanı vardı ama bu turnuvayı iyi kullanamadık. Maalesef düşündüğümüzün tam tersi oldu. Taraftarlarımıza, futbol severlere verdiğimiz beklentilerin altında kaldık sonuç olarak. Belki bu ki büyük ihtimalle onu düşünüyorum. Çünkü güç eksikti. Yani yetenek, karakter önemli ama güçlü de olmak çok önemli. Ama ilk maçtaki kayıp maçın sonrası oldukça büyük bir travma geçirdik. Bir özgüven kaybı oldu. Bunun üzerine Galler maçı geldi. Bugün daha iyiydik oyuna baktığımızda. Yani her şeye rağmen bir toparlanma oldu oyunda. İşte ilk başlangıçta kazanmak için sahaya çıkan takımımız bunu göstermeye başladı. Ve gol pozisyonları da ürettik. Ama biz atamadık. Rakip ilk geldiği pozisyonda golü attı. Tekrar oyunda hücuma gittiğimizde ikinci golü yedik. Aynı benzer pozisyonda. Buna rağmen ilk yarı denk sayılabilir. Ama tam maçın tamamına baktığımız zaman maçı kaybeden bir takım olarak bizim düşündüğümüz, oynadığımız oyunun anlayış olarak geride olduğu bölümleri de gördük. Yani top kayıplarımız, işte hücumda gol kaçırmak. İşte bunlar tabii sonucu etkiliyor ama şunu söyleyeyim. İsviçre topa sahip olan bir takım. Onların da yetenekli oyuncuları var. Biz eğer golleri bulabilseydik sonuç kazanabilirdik. Yani kazanabileceğimiz maçtı. Hem Galler hem bu maça üzgünüm yani. Çünkü hakikaten bu maçlar kazanılacak maçtı ama tekrar söylüyorum. Oyun olarak iki maçta yani Galler ve İsviçre maçı İtalya maçının gölgesinde kaldı. Bütün oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi ama bu yeterli olmadı. Hem gruptan çıkmayı hem kendilerini gösterme şansı yani bu sahnede kendilerini göstermesi ve üst seviyede olmaları gerekiyordu. Onu kullanamadılar. Onlar da çok üzgün biliyorum. İlk defa bu tecrübe edindiler. Yani bu turnuvaya katıldılar. Bizim için büyük bir imtihan, oyuncular için büyük bir imtihan ama bu imtihanı başarıyla geçip en azından 16'ya kalıp oradan geçmemiz gerekiyordu iyi bir sonuçlarla. Ama bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katabilir. İnşallah öyle olacaktı. Çünkü elimizdeki grup genç bir grup ve bu grup Türk futboluna 10 yılda damga vuracak. Ben onlara inanıyorum ve güveniyorum. Başaracaklar ama bugün bu turnuvayı böyle geçirmek hakikaten çok üzüntü verici. Bunu kabul etmek tabii mümkün değil. Bunun altına kalkacak bir takım olduğunu da düşünüyorum. Çünkü öyle başarılar yakalama şansları var ki yeteneğini kullanmak için daha çok çalışması gerektiklerini bir kez daha biliyorlar. Hayır yok bir hezimetiye ne anlamda futbol adına söylüyorsunuz herhalde bir rezillik olarak söylemediniz. Ne anlamda söylediniz onu? Tabii doğru yani bunlar doğru yani zaten bizim ilk maç İtalya maçı ile ilgili başladı bu. Oradaki fiziksel teknik taktik düşüncelerimizin rakip tarafından baskın bir şekilde aleyhimize kullanılması bizi çok etkiledi ve Galler maçında biz Galler ve İsviçre'yi yenebileceğimizi düşünüyorduk. Bunları başaramadık. Bu konuda eleştirilerinize katılıyorum. Yani oyun olarak geride kaldık ama bu futbol maçı zaten bunları doğru yapsaydık bunları konuşmayacaktı. Siz onu söylemeye çalışıyorsunuz herhalde. Takımın sahaya çıkan takımın sorumlusu yönetim kurulu da elinden gelen gayet güzel. Oyuncu da gösterdi. Sorumlusu benim. Takımı yöneten benimdir. Ama bunu söylerken eksikleri de biliyorum, doğruları da biliyorum. Bunları da sizle paylaşıyorum. Yani onun için herhangi bir şey yapılması için size değil de herhalde kamuoyuna veya onun adını soruyorsunuz. Yönetime bir takım bilgiler verilir. Size değil herhalde anladığım kadarıyla. Zaten az evvel genel oyun yapımızla ilgili kendi oyunumuzun altında kaldığını söyledim. Bu bireysel de takım olarak da bunu söyleyebiliriz. Ama genel fikirlerinizle katılıyorum ama şunu söylemekte yarar var. Bu çok kullanılıyor. Kampla ilgili. Kamp 17'sinde kupa maçından sonra bir gün sonra 18'inde başladı. Bu da Türkiye'deki oyuncularla. Burada da daha çok oynattığımız oyuncular belki 1-2 oyuncu şu anda bizim takımda katılmış oldu. Onun dışındaki tüm oyuncular 24-25'inden sonra geldi. Ve bunların da çoğu yani işte Fransa Ligi'nde oynayan, İtalya Ligi'nde oynayan, İspanya Ligi'nde oynayan, İngiltere Ligi'nde oynayanlar geç geldi zaten. Onların hazırlanma süresi olarak, fiziksel olarak hazırlanma süresi yok. Çünkü bir de bunlar maç oynadıktan sonra birkaç günde dinlenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla maç temposu bu ligler için de söyleyebiliriz. Bunu diğer takımlar için de söyleyebiliriz. Oyuncular üzerinde ne kadar etkisi olmadığını tabii ayrıca konuşmak lazım ama
üst üste sürekli maç oynayan Türk oyuncuların ne kadar performansının sene sonunda olacağı da soru işareti ortaya çıkabilir. Fiziksel, zihinsel yorgunluklar lig sonunda bazı oyuncularda fazla olur, bazı oyuncularda az olabilir. Biz fiziksel sıkıntının yanında, ona katılıyorum ama özellikle ilk İtalya maçı sonrasında Galler maçında olumsuzluğumuzu yenemedik. Yani biz o maçta, bu maçta mesela baktığın zaman daha iyi başladık. Oyuna baktığımız zaman ki İsviçre topa sahip olan takımda genellikle rakiplerine karşı üstünlük sağlayan bir takım. Daha fazla ama ona rağmen yaklaşık %50-50 civarında olduk. Dolayısıyla fiziksel olarak bir eksikliğin olduğunu kabul ediyorum ama bunun kampla ilgili, çalışmayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bazen moral gücünüzde, fiziksel gücünüzü olumlu ve olumsuz etkile. Bugün zaman zaman parlayan oyuncular vardı, zaman zaman düşen oyuncular vardı. Mesela çok maç oynayan Hakan, Burak da düşüş gösterdi. Ama aynı şekilde Cengiz de az idman yaptığı için veya İrfan da düşüş gösterdi. İşte yine sakatlıktan çıkan Melih de, bunlar da olabilir, bunlar normal şeyler. Ama zaten bunları topladığınız zaman ortaya sizin anladığınız tempolu, yüksek oyun anlayışlı oynayan bir takımı çıkaramadık yani. Ama çıkacak olan takım da bunlar. Ben söylediğinizde başlangıçta da söyleyeyim. Bu çocuklar bizimse yine bizim çocuklar. Başarı ve başarısızlığı da yine bizim çocuklardır. Onlara da bir ayrımı düşünemem. Ve bu çocuklara, gençlere de güveniyorum, inanıyorum. Bunlar Türk futbolunun 10 yılına damga vuracaktır. Ama bugünkü imtihanı iyi geçemedik. Bunu da kabul ediyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Şimdi ilk maç oynayan biziz. Açılış maçını oynadık. Ve burada beklentimizin büyük olduğunu siz de biliyorsunuz. Yani kamuoyu da bu beklentiyi yükselttiğini biliyoruz. İlk maçın sonrasında biz buraya geldik ve maç sonrasındaki fırtınayı biliyorsunuz. Yani evet sonuç kötü ama oyun olarak olumsuz bir ambiyans kamuoyunda geziyordu. Ve oyuncuların da bundan etkilendiğini görüyordum. Ama bunu düzeltmeye çalışmamıza rağmen ki düzeldiğini düşündüm ama sahaya yansıması çok istediğimiz seviyede değildi. Ve ikinci maçında mağlubiyetinde çok daha olumsuz oldu. İsviçre ise burada beraberlik kalarak İtalya maçında 1-0, 3-0 kaybetmeyi göze alabilir. Ama asıl hedefi bizim iki maçtır. Bizim de iki maç olması gerekiyor. Bunu kullanamadık. O konuda söylediğiniz doğru. Yani iki maçı biz Galler'i ve İsviçre'yi ama bunu etkileyen faktörden bir tanesi olarak söyledim ben bunu. Ama aynı şekilde İsviçre için de bu tabii doğru. Ama İsviçre ilk başta aldığı bir puanla kazandığında grup ikinciliği şansı var. Ama bu ikincili şansı İtalya'nın Galler'i 1-0 yenmesini. Galler niye 1-0 yenildi, ikinci oldu? Çünkü ilk iki maçtaki avantajını kullandı. İtalya'da oyuncu değişikliği yaptı. Yani bunlar avantajlı ama bu ayrıntılara girmek istemiyorum. Bizim oyunumuzdan zaten biz övgüyle bahsetmiyoruz. Eleştiriler yapıyoruz. Zayıf yönü. Bir tane daha sorunuz vardı sizin. Neydi o? Takımımız zayıf yönü. Başkaları biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz onu kamuoyuna söyleyemiyoruz. Yani Hollanda'nın, İsviçre'nin zayıf yok mu? Bu zayıf yönümüz mesela Galler maçında hangisiydi? Defans arkasına atılan. Şimdi defansın arkasına değil de şu uzatan atılan şut muydu? Biz attık, kaleci çıkardı. Yani bunlar hepsi doğrudur ama geçerliliği sonuçla eşdeğerdir. Yani maçtan önce biz de nasıl oynadığını biliyoruz İsviçre'nin, Galler'in nasıl oynadığını biliyoruz. Ama saha içerisindeki başarı önemlidir. Biz şimdi hücuma gittiğimizde attığımız 3-4 tane şut, hepsi de güzel şutlardı. Kaleci çok iyi çıkardı, olağanüstü. İşte Mert'inki de, Kaan'ınki de birçok şut attığımızda. Ama onlar attığında da köşeye gitti. Adam hatta ilk pozisyonda geldi, vurdu, gol oldu. Biz her an gol atacağımızı beklerken gol yedik. Tekrar gittik, tekrar gol yedik. Bunlar üzerine bakarak tabii eleştiri yapacaksınız ama bunun üzerine bakarak işte başkalarının dediği için bu zaaflarını düzeltmiyor değil. Tabii defansta bizim oyuncularımız bazen uzak kaldığı zaman oldu, bazen birebir de çok iyi yaptı. Bunu iyi yaptığı zaman zaten sonucu lehimize alıyoruz. Kötü yaptığımız zaman kaybediyor. Çıkışta top kayıplarımız oldu. Tersine biz de rakipte baskı yaptığımızda top kazandık. Futbol böyle hatalar oynuyordur. Karşı taraf hatalarını da biliyorsunuz, kendileriniz de biliyorsunuz. Ama iki maçta bizim... Mesela bu maçta da bölüm bölüm bazen iyi işler yaptık. Bireysel de takım olarak da yaptık ama bazen de hatalar yaptık. Zaten o yüzden kaybettik. O yüzden söylenenleri saygıyla karşılıyorum. Son bir soru var mı yoksa? Mehmet Özcan galiba görebildiğim evet. Kadarıyla. Evet sorabilirsin. Mehmet Özcan Sabah Gazetesi. Hocam alınan kötü sonuçlardan sonra sorumu benim açıklaması yapmıştınız. Turnuvayı da başarısız bir neticeyle tamamlıyoruz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Önümüzde bir Dünya Kupası süreci var. Bu soruyu sormak zorundayım. Tekrar geçmiş olsun.
Az evvel de sordu hakikaten zaten. Yani bizim öyle bir şu andaki düşüncem istifade etmemekti. Şu anda işimizi yaptık. Buradan çıkmak. Maçtan önce gelirken bizi Dünya Kupası finaline getiriyordun. Şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Zaten böyle yaptığım için sıkıntı var ya Türkiye'de. Tabii bunun hesabı yapılır. Ama bu hesabı size değil, yönetime verilir. Veya kamuoyuna verilir. Ama taraftar içerisinde bunu kullanarak, değerlendirerek sizin bir plano yapmanızı ben doğru bulmam yani. Ama fikir olarak sorulur. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Herkes sorumlu. Medyada sorumlu. Ne bileyim işte yönetimde sorumlu, oyuncuda sorumlu, personelde sorumlu. İş yapıyoruz çünkü. Ama takımın başarı başarısızlığında sorumluluğu üzere almak her zaman benim almam gereken. Bunu da söylüyorum. Ama bunun karşılığı istifa mıdır? İş yapmak mıdır? İşi bırakıp kaçmak mıdır? Yoksa çalışmak mıdır? Onu siz daha iyi takdir edersiniz.